Herkese merhaba, Mehmet Ceyhan ben. Beni tanımayanlar için özetle yaklaşık 30 yıldır hayatını dans, müzik ve sanat etrafında şekillendirmeye çalışan birisi. Covid-19 virüsünün bütün dünyayı kasıp kavurduğu bu günlerde maalesef evlere kapandık, evlere kapanmak zorunda kaldık. Bunu becerebilenler bir şekilde böyle hayatlarını devam ettiriyorlar ama hayatlarını çalışarak devam etmek zorunda olanlar veya zorunda bırakılanlar için gerçekten çok üzgünüm. Bütün samimiyetimle kolaylıklar diliyorum. Umarım bu süreci en kısa zamanda sağlıklı, huzurlu bir şekilde atlatıp kaldığımız yerden devam edelim, edebilmeyi çok isterim derdim ama felaket tellallığı da yapmak istemiyorum. Umarım her şey güzel olur. Evet, evlere kapandık ama aslında bunu da avantaja çevirebilmek son derece güzel bir şey. Nacizane ben de bunu yapabilenlerden bir tanesiyim. Uzun zamandır yapmayı istediğim de zamansızlıktan yapamadığım birçok şeyi hemen hemen neredeyse yaptım sayılır. Bunlardan bir tanesi de biriktirdiğim deneyimlerimi videolar yaparak paylaşmak. Dolayısıyla bunun için de şu anda birazcık heyecanlı ve de mutluyum. Peki bu videoların içeriği ne olacak? Başlangıçta müzik ağırlıklı olacak. Sonrasında geldiği gibi devam etmek istiyorum açıkçası. Onunla ilgili herhangi bir plan yapmadım. O halde bu ne işimize yarayacak? Birçok şeyde olduğu gibi müziğin de aslında bir matematiği vardır. Bunun matematiğini öğrendiğimizde diyelim ki bilmediğimiz bir parça çalıyor ve o parçada dans edeceğiz. Müziği ve o matematiği bildiğimiz vakit o çalan parçanın nerede ne zaman nereye evrileceğini en azından tahmin edebiliyoruz. Tahmin ettiğimiz vakit de bu sefer dansın içerisindeki o müzikal yorumumuz, müzikalite dediğimiz şey bambaşka bir tat alacak. Mesela görüyorum bazen arada özellikle genç arkadaşlarımda ve bir müzik başlıyor. O müziğin her bölümlerinde hep aynı şeyler, ezberlenilmiş hareketler yapılıyor. Bir noktadan sonra dans monotonlaşmaya başlıyor ve ezbere dönüyor. O yüzden de bunu kırabilmek için aslında ilk başta müziği öğrenmemiz gerekiyor. Bir de emin olun müziği bu bağlamda öğrendikten sonra dansın içerisinde müziğin içerisine derinlemesine girmek daha ayrı bir keyif verecektir. Emin olabilirsiniz. Nedir bu salsa? Sahi nedir bu salsa? Hayatımızın içerisinde bu kadar büyük bir alanı işgal eden bu müzik ve dans ne ola ki acaba? Salsa 1970'li yıllarda New York'ta ortaya çıkmış bir müziktir. Temeline baktığımızda Küba'daki son müziğiyle döngülerinin aslında aynı olduğunu görebiliyoruz. Ancak yapısını daha detaylı incelediğimizde Afrika'dan Karayip adalarına kadar olan bu bölgedeki ritimleri, ezgileri müziğin içerisinde duyabilmemiz mümkün. Dolayısıyla bunun ismi bu yüzden salsa. Mesela Puerto Rico'dan bomba, plena ritimlerini duyabiliyoruz. Kolombiya'dan kumbiya, vallenato, Küba'dan yine birçok ritimleri duyabiliyoruz. Hakeza Afrika'daki ritimleri çoğunlukla duyabiliyoruz. Örneğin Los Van Van diye bir grup var Kübalı. Çok da önemli bir gruptur. Müziklerin içerisinde bomba ritmini çoklukla kullanıyor. Marc Anthony'nin parçalarına baktığımızda Chachalucafun isminde bir afro ritmi vardır. Onu duyarız sıklıkla. Şimdi bu kadar zenginliği içerisinde barındıran bir müziğin ismi tabii ki de salsa olacak. Salsa kelime itibariyle karışım, sos, acı sos demek aslında. Bana göre salsa etrafındaki bütün duyguları uzlaştırmayı başarabilmiş çoğulcu, özgürlükçü bir sestir. Daha da ötesi yok. Nasıl oluştu diye soracak olursak bu tarihi kısmına giriyor. Videoyu çok uzatmış oluruz ama özetle Maestro Johnny Pacheco arkadaşı Jerry Masucci ile birlikte Fania Plak adında bir şirketi kuruyor. Sonra Fania All Stars adı altında New York'ta yaşayan bütün Latin Amerikalı ünlü müzisyenleri bir arada toplayarak kayıtlar yapıyorlar, konserler yapıyorlar ve böylece salsa bütün dünyaya yayılmış oluyor. Giriş kısmını mümkün olduğunca kısa tutmaya çalıştım. Ancak bu kadar olabiliyor. Hadi şimdi bir bakalım neymiş bu müziğin yapısı, nelere dönüyormuş, nelere evriliyormuş, neler içeriyormuş. Birazdan görüşürüz. Haydi başlıyoruz. İşte burası çok omelli arkadaşlar. Lütfen mümkün olduğunca dikkatli seyretmeye, dinlemeye özen gösterin. En kaba haliyle yalın bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şöyle sıralayalım. Salsa müziğinde intro dediğimiz bir bölüm vardır. Giriş bölümü. Sonra
Solistin hikayeyi anlattığı bölüm vardır. Verse, birinci verse deriz. Ondan sonra montuno dediğimiz bir bölüm vardır. Ona da coro diyebiliriz. Ondan sonrasında şarkının aranjesine göre belki tekrar ikinci verse bölümü vardır. Sonrasında tekrar bir montuno bölümü vardır. İkinci montuno bölümü vardır. Varsa içerisinde bir mambo bölümü vardır. Arkasından da finale gider. Yani kaba taslak bunu böyle özetleyebiliriz. Bunun içerisinde daha detayları var. Yani mesela birinci verse'den sonra hikayeyi anlattıktan sonra montuno'ya geçmeden önce bridge denilen bir bölüm vardır. Yani bir köprü kurulur. O da bir sonra neyin geldiğine dinleyenleri hazırlamaya çalışır. Ya da bunu atıyorum montuno'dan işte solo'ya geçerken yapabiliyorlar. Ya da başka bir yerde kullanabiliyorlar. Sonra mambo bölümünün içerisinde monya dediğimiz başka bir şey var. Mambo üflemeli enstrümanlar döngüsel biçimde çalarken oradan herhangi bir enstrümanın, üflemeli enstrümanın ayrılıp solo çalmasına denilen bir şey. Şimdi ben burada çok kısacık bir şey hazırladım. Daha doğrusu bu aslında hiçbir şey değil. Öğrencilerime müziği anlatabilmek için hazırladığım bir müziğimsi bir şey. Önce şöyle bir bakalım, sonra tek tek enstrümanları size dinletmeye, anlatmaya başlayacağım. Şöyle giriyoruz. Umarım sesimi çok bastırmıyordur. Çok omelli. Ihlamur bu arada. Dikkat edin, açıklayacağım. Montuno bölümü geliyor. Peki şimdi hemen hızlı bir şekilde şöyle başlayalım. Önce enstrümanları dinleteceğim size. Konga iki çeşit çalınış şekli vardır. Intro bölümünde veya solistin hikayeyi anlattığı bölümde İki tane konga vardır. Sadece single konga diyelim. Tek konga ile çalınır o bölümde. Çıkan ses de şudur. Dikkat edin. Tek konga üzerinde böyle devam eder. Aynı zamanda bu bölümde bongo enstrümanı vardır. Bongo da aynı şekilde. Özellikle bakın bongodaki dördüncü ve sekizinci vuruşa dikkat edin. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 8, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonga da bu şekilde devam ediyor. Bir de kaskara dediğimiz bir ritim var. Onu da timbal enstrümanının yanlarındaki metale bagetlerle vurarak çalarız genelde. Bir elde derinin üzerinde 2, 4, 6, 8. Sayılarda atak yapar. Yani minik dokunuşlar yapar. Çıkardığı ses de şudur. Dikkat edin bakın çok önemli. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neden önemli bunu daha sonra anlatacağım size. Klavyeyi zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. İki tane bazen çubuk ya da sopa diye tarif ederim ben onu. Birbirine vurarak çıkarttığımız bir sestir. 2-3-3-2 çalınış şekilleri vardır. Detaya girmeyeceğim çok fazla uzatmamak için. Sesimiz budur. Sonra maracas vardır. Çıkardığı ses budur. Güiro vardır. Çıkardığı ses budur. Bunlar genelde tiz frekanslardaki boşluğu doldururlar. Şimdi piyanoyu zaten biliyorsunuzdur ama şuradan yine bir örnekleme dinleteceğim size. Basit çalınış şekillerinden bir tanesi. Çok farklı şekilde, özellikle salsa'da bunu çok farklı şekilde çalabiliyoruz. Bir daha çalayım. En önemli enstrüman aslında
Bastır, kontrabas veya bas gitar grubun içerisindeki enstrümantal zenginliğe göre değişir. Bu da şöyle. Burada çok düz gidiyor tabii. Çok fazla fantazi yok. Şimdi şuraya kadar dinlediğimiz bölüm genel yapıdan bahsediyorum ya, yani intro bölümü ya da solistin hikayeyi anlattığı bölüm diye nitelendirelim. Çünkü niye böyle diyorum? Çünkü bazen koroyla da başlayabiliyor müzikler, montunoyla da başlayabiliyor. Dolayısıyla dediğim gibi hani burada aranjenin yapısına göre çok fazla değişkenlik olabiliyor. En yalın haliyle genel geçer kurallarla anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu kısmı bir daha dinleyelim. Dikkat edin. Biraz kısayım şunu. Her şey tek düze gidiyor. Dikkat edin. Bakın bir şey oluyor şimdi. Bir şey diyor, değil mi? Gidiyorum diyor. Bir yere gidiyorum diyor. Yani nereye gidiyor? İşte bakın, Montuno dediğimiz bölüme geliyor. Şimdi Montuno bölümüne şöyle bir göz atalım. Montuno bölümünde konga dediğimiz enstrüman bu sefer ikinci kongayı da kullanmaya başlıyor. Kongayı çalan müzisyen. Dikkat edin. Biraz açayım. Daha bas bir ses eklendi buraya. Şu anda. Konga böyle devam ederken bongoyu çalan enstrümanist bongoyu bırakıp bongo bel dediğimiz bir enstrüman vardır. Onu eline alıp elindeki kalın bagetle ona vurarak çalmaya başlar. Çıkarttığı ses de şudur. Çokomelli. Aynı şekilde timbalde de burada bir değişim oluyor. Timbalde en üstteki kampananın minik demir parçası diye tarif edeyim size de onu. Onun üzerindeki kaskara çalınış şeklini değiştiriyor ve ortaya çıkan ses de şu oluyor. Ihlamuru bu yüzden içiyorum. Peki birleştirelim o zaman şu üç sesi. Bakalım ne oluyor? Daha zengin bir ses oldu, değil mi? Daha böyle büyük, böyle bir dağ gibi falan yani. Montuno, yani form değişti. Montuno, Montaigne, dağ, hani büyüdü, orkestrasyon olarak birazcık daha zenginleşti anlamına geliyor. Şimdi buraya kadar bunları dinledik. Üflemeli enstrümanlara şu anda gelmiyorum. Bunları kapatacağım. Bir de komple bir üflemeli enstrümanlar yokken dinleyelim ne forma gelmiş. Biraz kısıyorum. Affedersiniz. Bütün enstrümanları duyabiliyor muyuz bu arada? Bu arada onu da hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Kulağı geliştirmenin en önemli egzersizlerinden bir tanesi bir salsa müziğini çalıp çalan bütün enstrümanları ayrı ayrı duymaya çalışmak kulağı inanılmaz derecede geliştiriyor. O yüzden bunu deneyin. Mesela konsantre olun, bir süre bas gitarı veya kontrabası dinleyin. Bir süre işte piyanoyu, bir süre kongayı, bongoyu, timbali, diğer enstrümanları ayrı ayrı duyabilmeye başladığınız zaman işte zaten o zaman olay kulaktan çıkıyor ve şuraya geliyor. Kalbinizle dinlemeye, duymaya başlıyorsunuz. Şimdi bir baştan buraya kadar alayım ben. Intro ile başladık. Hatta şöyle yapayım. Mesela bunun sözleri olan bir şarkı olduğunu varsayarsak şuralarda solistin hikayeyi anlattığını düşünebiliriz. Söylüyor. Bakın form değişiyor, geliyor.
montunu. Belirgin olsun diye tekrar yaptım. Dikkat edin. Değişiyor. En basit haliyle mesela şu ana kadar intro, efendim vokal bölümü, verse bölümü ve montuno bölümünü görmüş olduk. Şimdi brass section diyoruz. Üflemeli enstrüman diyeyim ben. Türkçeleştirmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Onlar ne işe yararlar? Mesela girişteki intro bölümünde melodiyi çalabilirler. Ondan sonra vokal varsa, enstrümantal bir parça değilse, vokalin vokal pasajlarını birbirine bağlarlar. Aralarda süslemeler yaparak bağlarlar. Bir de şarkıda varsa, ki genelde zaten oluyor, mambo bölümü vardır. O mambo bölümünü icra ederler. Nedir üflemeli enstrümanlar? Saksafon, trombon, trompet. Mesela hemen şuradan onların da örneklemelerini yapalım. Mesela şurada bir adet trombonumuz varmış. Mesela başka bir trombon. Zenginleştirmek için. Sonra bas trombon var burada. Trompet. Birazdan birlikte çaldığımda izah edeceğim. Önce bir dinleteyim. Çok yukarıda. Başka bir trompet. İkinci trompet. Videoyu kısa tutmak için acele ediyorum biraz. Dikkat edin. Alto saksafon. Peki şimdi bir tamamına bakalım. Burada özellikle o hani mambo dediğimiz bölüme çok kısa bir değineyim. Mambo dediğimiz bölümde aslında soru ve cevap şeklinde gelişir çoğunlukla. Burada bu vokalle, yani koroyla enstrümanlar arasında da olabilir. Ya da enstrümanlar arası, üflemeli enstrümanlar arası olabilir. İşte trombonlarla saksafonlar soru cevap şeklinde devam edebilirler. Ya da mesela piyano ve üflemeli enstrümanlar soru cevap şeklinde de mambo kısmını oluşturabilirler. Ben buradaki örneklemede üflemeli enstrümanlarla bunu yapmayı tercih ettim. Dikkat edin. Soru. Cevap. Soru. Cevap. Soru cevap şeklinde böyle devam ediyor. Şimdi bir tamamına bakalım bu bölümde. Bu arada montuno bölümü geldiğinde yine parçanın aranjesine göre çok değişken olabildiği için bunu sürekli tekrar etmek durumundayım. Montuno bölümüne geldiğimizde, enstrümantal bir parçaysa zaten çok fazla gerek olmuyor. Ama sözlü bir parçaysa, bir hikaye anlatılıyorsa, montuno bölümünde genellikle koro söylemeye başlar. Buraya kadar tamamız değil mi? Ama mambo bölümünde de aslında aynı zamanda müzik çoğunlukla aşağıda montuno olarak devam eder. Şimdi şu kısma kadar bir bakalım. Söz mü yazsak bunu acaba? Covid-19 şarkının ismi. Nasıl? Allah belanı versin, Covid-19 mahvettin bizi türünden. Montuno geliyor. Girişi trompetlerle haber verdik. Dikkat edin, soru cevap bölümü geldi. Tek
tekrar form değiştirecek şimdi. Dikkat edin. Mesela ben böyle bir şey tercih ettim burada. Çoğunlukla yaptığım müziklerde kullanırım. Ortalarda enstrümanları susturup piyanoya birazcık alan açarım. Dansçı gözüyle baktığında bir parçanın ortasında dans eden kişiyi yakalamak, müziğin içerisine almak sanki bana göre daha kolay oluyor, daha iyi oluyor. O yüzden genelde yaptığım müziklerde böyle bir piyanoya alan açarım ortalarda. Dikkat edin, devam ediyor. Buralarda söz olduğunu düşünürsek şayet. Tekrar montuna bölümü gelecek ama ben burada mesela bir trompet soloyla girmeyi tercih ettim. Solucuk. Şuraya geliyoruz. Böylece bitti. Şimdi hemen geriye dönüyorum. Özellikle bongoda 4 ve 8'e dikkat demiştim. Dikkat edin. 4, 8, 4, 8. Çok omelli. Gerçekten çok omelli. Timbaldeki yükselişe dikkat edin. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi nedir bu? Nedir? Son cubano dans ettiğimizde contra tempo duymuşsunuzdur çoğunlukla. Contra tempo dediğimiz şey aslında müzikteki 4 ve 8. vuruşta adım basılır. Özellikle hani buradan 10-2'ya bir bağlamak istiyorum. Bazı arkadaşlar biz 10-2'da ritmi duyamıyoruz, çok zor oluyor vesaire falan diyorlar. O yüzden oraya birazcık dikkat çekmek istedim. Şöyle özetleyelim. Contra tempo dediğimiz aslında sonun doğduğu yıllardan beri adada yapılan şey. Hani 10-2 dediğimiz şey aslında contra tempo olarak zaten Küba'da yapılıyordu. Eddie Torres'in 10-2'sunda mesela 1. ve 5. sayıda adım basarken son cubano'da 1 ve 5'te adım basmayıp 4 ve 8'de basıyoruz. Dolayısıyla 10-2'yu anlayabilmek için aslında bunun yolu sondan geçiyor. Yani son müziğini dinleyip o kulakla özellikle bongo enstrümanını dinleyerek kulağınızı bu bağlamda geliştirebilirsiniz. Bir kere daha çalmak istiyorum, özellikle şurayı dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 4, 8. İkisini beraber çalıyorum. 4, 6, 7, 8. Anlaştık mı? Yani böyle. Bu arada YouTuber olmak gibi bir derdim yok. Ama tabii ki de video seyredilir, yayılırsa, paylaşılırsa çok da hoşuma gider, çok omelli olur. O yüzden aklınıza takılan bir şey olursa lütfen bana sorun. Instagram hesabımdan sorabilirsiniz, Facebook hesabımdan ya da bu videonun altına yorumlar yapabilirsiniz. Sorun, cevaplayayım, böylece bir fikir paylaşımı olsun. Hatta benim yanlışım varsa onu da düzeltin lütfen ki o yanlışın üzerine de çizgimizi çekmiş olalım. Buradan sonraki videolarda da dediğim gibi bu arada hemen demin bir şeyi unuttum diye kendi kendimi düşünürken şimdi aklıma geldi. 10-2 dediğimiz şeyin yolu aslında bakın son cubano ve çaçadan geçer. Çaça nedir? Bir sonraki videoda çaça müziğini anlatmaya çalışacağım. Özellikle o da vahira ile çok fazla karıştırılıyor birbirine. Böylece onu da çözüp 10-2'ya da geçebilmek için böyle bir yol yapmış oluruz düşüncesindeyim. Peki hocam, tamam. Müziği anladık. Hani dansımıza etki edecekti. Nasıl etki edecek? Nasıl etki edecek biliyor musunuz? En kaba tabirle yine bunu anlatmaya çalışacağım birazcık nazaret. Tabii ki böyle bir kural yok ama müziğin sakin kısımlarında, mesela intro kısımlarında veya solistin hikayeyi anlattığı kısımlarda çok fazla figürsel zenginlikler sergilemeyin. Yani çok fazla figür ve kombinasyon yapmayın. Daha sakin kalmaya çalışın. Daha temiz, basit hareketler yapmaya
kombinasyonlar yapmaya çalışın. Ne zaman ki Montuno bölümü geldi, yani Koro bölümü geldi ya da Mambo bölümü geldi, o zaman figürsel zenginliklere geçmeniz daha doğru olabilir müzikal anlamda baktığınızda. Diyelim herhangi bir enstrümanın solo bölümü geldi. O zaman partnerinizi bırakıp shine yapabilirsiniz. İşte body styling yapabilirsiniz. Tabii ki bunu aralarda da yapabiliriz. Koro bölümünde de yapabiliriz ama önemli olan nokta müziğin sakin olduğu yerlerde sakin kalmak, müziğin yükseldiği yerlerde enerjimizi, dansımızı figürsel olarak zenginleştirip birazcık daha yukarıya taşımak. Mesela müziğin bazen işte ortasından sonra, demin de bahsettiğim gibi, bir bridge bölümü oluyor. Orada müzik belki birden romantik oluyor, yavaşlıyor. O zaman haldır uldur kombinasyonlar yapmaya gerek yok. O zaman da sakinleşeceğiz mümkün olduğunca. Dolayısıyla müziğin içerisine o zaman girmiş oluyoruz. Kısacası bakın, yıllardır hep böyle sorulduğunda röportajlarda, orada burada bilmem nerede, hep sorarlar, derler ki bana, hocam size göre iyi dansçı nedir, bunun kriteri nedir? Bana göre iyi dansçı müzikle dans eden kişidir. Bitti. Daha ötesi yok. Ama bu benim görüşüm tabii ki. Başka görüşlere de saygımız vardır. Müzik dansla yapıldığı zaman güzeldir. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgi, barış ve dansla.